Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Kardemir'i inceleyeceğiz. Kardemir ne olur, düşer mi, yükselir mi, uzun vadede hedef fiyat neresi, teknik olarak bakın. Grafiğimizi açtığımızda arkadaşlar güzel bir yükseliş trendi görüyoruz. Bu yükseliş trendinde de 16.94'ü kendine zirve yapmış. Zirveden satışlar oluşmuş, 10.30'a kadar gerilemiş. Tekrar bir tepki, yukarı gitmiş, tutunamamış ve geri çekilmiş. Şu anda da 12.08 seviyesinden fiyatlanıyor. Çelik sektörü arkadaşlar bildiğiniz gibi HRC fiyatları, resesyon beklentileri ve FED faiz arttırımlarıyla birlikte negatif ayrılan sektörler arasında yerini almış durumda. Hatta Borsa İstanbul rally yaşarken çelik sektörü bu ralliye katılamadı. Hatta yükselişler yaşasa bile, kısa vadeli tepkiler olsa bile bunlar hep satış fırsatı olarak değerlendirildi. Bu yüzden de bir türlü istenilen o ivmelenmeyi gerçekleştiremedi. Şu anda da Kardemir'in 3. çeyrek bilançosu açıklandı. Beklentili paralar kötü geldi arkadaşlar. Bu bilanço fiyatlandıysa, bunu pazartesi göreceğiz büyük ihtimal. Bu bilanço fiyatlandıysa arkadaşlar biz buralardan bir alım görebiliriz, ama fiyatlanmadıysa 11.60 seviyesinin altında 10.30 seviyesi var arkadaşlar. Uzun vadeci arkadaşlar ki dönemsel olarak şirketlerin kötü zamanları olabilir. Yani her zaman konjonktür onları desteklemez. Bu zamana da çelik sektörü maalesef negatif ayrışmış durumda. Dediğim gibi dönemsel böyle olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Ancak şirketlere güveniniz tamsa buralardan düşüşlerde alım yapılabilir uzun vade yatırımı için. Olası bir satış baskısını 11.60'ın altında 10.30 bölgelerinden kademeli alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa vadede belki getiri sağlamaz, ama uzun vadede bu gelişmeler terse döndüğünde, pozitif gelişmeler başladığında yukarı yönlü hareketlerin hızlandığını göreceksinizdir. Böyle bir durumda farz edelim buraya kadar çekildi ve aldınız, nereden satacaksınız? Buradaki aradaki fiyat hareketleri sizi ilgilendirmesin arkadaşlar. Buradan aldığınızda uzun vadeciyseniz 16.94'ü takip edebilirsiniz. 16.94'ün üstünde 20, devamında da 24 seviyesi hedeftir. Yani 10 seviyelerine yakın aldığınızda, 10-11 seviyesini aldığınızda, yukarı yönlü direncini geçtiğinde, burada zirveyi geçtiğinde ilk etapta 20, devamında da 24 seviyeleri hedef olacaktır ki bu da uzun vadede güzel bir kar marjı yakalamamıza neden olabilir. Bu geri çekilmelerde düşüşler sınırlı kalırsa arkadaşlar burada bir ara destek var, direncimiz var. Yani altında olduğu için direnç olarak takip edeceğiz. Biz zaten Kardemir'i burada 3'e böldük. Şunu kaldırayım arkadaşlar. Biz burada Kardemir'i aslında 3'e böldük. Burada fiyat hareketleri belli. Şu anda zaten fiyatlar bu bölgede hareket ediyor. Yani dalgalanıyor. Eğer 13.64'ün üstüne çıkabilirsek günlük kapanışlarda tekrar bu zirveleri hedefleyecektir. Bu zirveler zaten geçilirse Kardemir tekrar özlenen yükselişlerini yapacaktır. Ancak şu anda genel görüntü negatif arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Bu negatif pozitife dönmediği sürece biz yukarı yönlü hareketleri biraz daha zayıf olarak göreceğiz. Toparlayacak olursak Kardemir şu anda yükseliş trenli bir düzeltme dalgası yaşıyor arkadaşlar. Genel itibariyle çelik sektörü zaten negatif. Geri çekilme olursa 11.60 destek takip edelim. Onun altında da 10.30 ana desteğimiz var. Uzun vadeci arkadaşlar veya kısa vadeci tepkide oynamak isteyen arkadaşlar buralardan alıp bu seviyeyi takip edebilir. Şurada gördüğünüz 13.63 direncini takip edip geçilirse bekleyebilir. Kısa vadeciler geçilmezse satmaları iyi olacaktır. Kardemir için söyleyecekleriniz bunlar. Ayrıyeten de burada da dikkat etmeniz gereken şöyle bir durum var. Bakın burada çizgiyi çektiğinizde, yatay çizgi çektiğinizde üstünde hacimden arttığında her defa yükselmiş. Bakın burada da belli oluyor. Hacim arttığında yükseliş gelmiş. Şu anda da hacimler normal ortalamasının altında fiyatlanıyor arkadaşlar. Bir hacim artışı da gördüğünüzde buradaki fiyatların tekrardan terse döndüğünü göreceğiz. Kardemir için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.